Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Merve Tuncer. Bugün ikinci ünitemizin bir diğer konusu olan kalıtımla devam edeceğiz. Evet, bakalım. Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalına ben ne diyorum? Kalıtım, diğer adıyla genetik diyorum. Kalıtım ile ilgili kavramlar. İlki gen, kromozom üzerinde bulunan ve kalıtsal karakterleri taşıyan birimlerdir. Bir de benim baskın genim var. Bakalım baskın gen neymiş? Özelliğini her zaman gösteren gendir. Baskın gen büyük harfle gösterilir. Yani ben büyük harfle bir gen gördüğüm zaman onun kesinlikle özelliğini gösterdiğini anlayacağım. Bir diğeri çekinik gen. Baskın gen olmadığı zaman etkisini gösteren gendir. Çekinik gen küçük harfle gösterilir. Küçük A, küçük B şeklinde. Bu da etkisini ancak baskın olmadığı zaman gösterebiliyor. Şimdi gelelim alel gen. Biri anneden, diğeri babadan gelen gen çiftine ben ne diyorum? Alel gen diyorum. Genotip. Gen yapısına genotip denir. Bireyin sahip olduğu genlerin toplamıdır. Genotip, homozigot, saf ya da arı veya heterozigot, melez olabilir. Bunların diğer adını unutmuyoruz. Neymiş homozigotun diğer adı? Saf ya da adı arı, heterozigotun diğer adı ise melezdir. Şimdi gelelim fenotipe. Canlının dış görünüşüdür. Gen yapısının dışa yansımasıdır. Dış görünüşte gen yapısı ile birlikte çevrenin etkisi de vardır. O zaman ben fenotipi şöyle bir inceleyeyim. Genotip artı çevreye ben fenotip diyorum. Evet, şimdi de saf döl, homozigot veya arı döl. Alel genlerin birbirinin aynı olması durumudur. Yani ikisi de ya büyük A büyük A olacak ya da küçük A küçük A olacak. Birbirinin aynısıysa ben bunlara homozigot diyorum. Melez, heterozigot dön. Alel genlerin farklı olmasıdır. Yani biri büyük, biri de küçükse, yani biri baskın, biri de çekinikse ben bunlara melez döl ya da heterozigot diyorum. F1 dölü, birinci kuşak çaprazlamasına ben F1 dölü diyorum. Bir de benim F2 dölüm var. F1 dölünün çaprazlaması sonucu oluşan bireylerin kendi aralarında çaprazlaması sonucu oluşan ikinci kuşağı ben ne diyormuşum? F2 dölü. O zaman neymiş? Kuşağa göre isimlendiriyoruz. Birinci kuşak F1 dölü, ikinci kuşak ise F2 dölü. Bir karakterin gösterilmesi genlerin yan yana yazılması gerekir. Evet, büyük A büyük A baskın özellik görülür. Çünkü içinde baskın gen var. Büyük A küçük A baskın özellik görülür. Çünkü içinde baskın gen var. Küçük A küçük A iki çekinik ancak bir araya gelince mi etkisini gösteriyordu? O yüzden küçük A küçük A'da çekinik özellik görülür. Evet, gelelim insanda görülen bazı kalıtsal özellikler. Siyah saç, sarı saça baskındır. Kıvırcık saç, düz saça baskındır. Siyah deri, beyaz deriye baskındır. Kahverengi gözüm benim, mavi ve yeşil gözüme baskındır. Ayrık kulak memesi, bitişik kulak memesine baskındır. Yani biri siyah, biri de sarı saç varsa ne olacak? Siyah saçın dediği olacak ve oluşacak bireyde de siyah saçın görülme ihtimali daha fazla olacak. Şimdi gelelim Mendel'e. Bakalım kimmiş Mendel? Kalıtımla ilgili çalışmaların başlangıcı Mendel ile başlamıştır. Kalıtım biliminin kurucusu nedir? Mendel. Mendel'in çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır. Bakalım Mendel'in bezelye bitkisini seçmesinin sebepleri. Neden bunu seçmiş olabilir? Birinci, bezelyenin kolay yetiştirilmesi.
İkinci, bir mevsimde birkaç dört, yani çok fazla sayıda ürünü vermesi. Üç, karakter çeşidinin fazla olması. Aynı bunda da insanlar gibi karakter var. Nasıl insanda ten rengi, göz rengi, saç çeşidi gibi karakter varsa bunda da bulunuyor. Dört, tozlaşmanın kontrol altında tutulabilmesi. Bu ne sayesinde oluyor? Kapalı çiçek yapısına sahip olması sayesinde tozlaşma kontrol altında tutuluyor. Altı, bezelyenin yalnızca kendi arasında tozlaşması, yani yabancı bir tozlaşma görülmüyor. Bakalım bezelyenin farklı karakterine. Bir, tohum şekli. Yuvarlak tohum, buruşuk tohuma baskındır. Yani bezelyelerde de tohum şekli bakımından iki tane farklı karakter bulunuyor ve yuvarlak olan da neymiş? Buruşuk olana baskınmış. Gelelim bir diğer karakterime. Tohum rengi. Sarı tohum yeşil tohuma baskınmış. 3. Gövde uzunluğu. Uzun gövde kısa gövdeye baskındır. 4. Çiçek rengi. Mor çiçek beyaz çiçeğe baskındır. Şimdi çiçek rengi bakımından iki tane vardı. Neydi bunlar? Mor ve beyaz. Mor olan baskın. Çiçek durumu yanda olan, uçta olana baskın. Tohum rengi sarı olan, yeşil olana baskın. Tohum şekli düz olan, buruşuğa baskın. Meyve şekli yassı olan, kırrağa baskın. Meyve rengi yeşil olan, sarı olana baskın. Evet, gelelim karakter çaprazlama. Birinci yöntem, karakterler yazılır ve karakterlerden çizgiler çizilerek oluşacak eşleştirilir. Birinci karakter ile birinci karakter, birinci karakter ile ikinci karakterim, ikinci karakter ile birinci karakter ve son olarak ikinci karakter ile ikinci karakter benim çaprazlanıyor. Gelelim ikinci yöntemime. Çaprazlamalarda ikinci bir yöntem olarak kutular kullanılabilir. Dişi ve erkeğin karakterleri satır ve sütuna ayrı ayrı yazılır. Kesiştiği kutulara da iki karakter beraber yazılır. Not, çaprazlamada elde edilen sonuçlar ihtimali verir, kesinlik belirtmez. %100 kesin ortaya çıkar, %0 imkansızdır, %50 yarı yarıya olabilir veya olmayabilirdir. Evet, soru 1. Saf döl sarı bezelye ile saf döl yeşil bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşacak bezelyelerin fenotip ve genotiplerini bulunuz. Şimdi onun saf olması ne olduğunu gösteriyor? Homozigot olduğunu gösteriyor. Yani büyük A büyük A. Çünkü sarı döl neye baskındı? Yeşil karakterime. Homozigot yeşil de küçük A küçük A. Ben bunları nasıl çaprazlıyorum? Birinciyi ile ikinciyi ve ikinciyi ile ikinciyi. Aynı bu şekilde ne yapıyorum? Çaprazlama işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum. Lütfen bunu defterinizde kesinlikle not edin. Ya da benim ikinci bir yöntemim vardı. Neydi? Satır ve sütun. İlkinin genotipi ile ikincinin genotipini bu şekilde yazıyorum. Bunları kendi arasında mesela büyük A, küçük A. Bu şekilde yazabiliyoruz. Bu da benim neyim? İkinci yöntemi. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Peki sonucunda neymiş? Genotip. Yani genlerle ifade edilebilen hali. %100 melez. Melez ne? Büyük A, küçük A. Fenotipin %100 sarı. Fenotip dıştan nasıl göründüğü. Yani sen onun sarı mı görüyorsun, yeşil mi görüyorsun, onu sözel bir şekilde ifade ediyorsun. Bunların hepsi dışarıdan sarı görünüyor. Neden? Çünkü sarı yeşile baskın. Farklı özellikteki iki ara dölün çaprazlaması sonucu oluşan bezelyeler. %100 melez ve %100 sarıdır. Not, F1 dölü çaprazlamasında oluşan bireyler baskın karakterin özelliğini göstermektedir.
ne olmuş? Çekinik karakter gizli kalmıştır. Çünkü çekinik karakter iki tane çekiniğin yan yana gelmesiyle ne yapıyordu? Etkisini gösteriyordu. Gelelim soru 2'ye. Melez sarı iki bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşacak bezelyelerin fenotip ve genotiplerini bulunuz. Melezlemesi onu biri baskın biri de çekinik olduğunu gösterir. Bu da çaprazlama sonucu oluşanlar. Bu benim birinci yöntemimdi. Dediğim gibi iki şekilde de yapabilirsiniz. Diğer satır ve sütun şeklinde yapılmış. Peki bunun sonucunda neler oluşmuş bakalım. Genotip. %50'si melez. Dikkat edin %50'si evet melez. Heterozigot yazalım. Büyük A, küçük A. %50'si arı döl. Nedir? Büyük A, büyük A. Küçük A, küçük A. Fenotip dıştan nasıl göründü? İşte bunlar dışarıya nasıl aktarılıyor? %75'i sarı. Neden? Çünkü %50'si büyük A, küçük A'ydı. Ve %25'i de büyük A, büyük A. Bu ikisi dışarıdan sarı görülür. %25 ise küçük A, küçük A'da, yani çekinik karakterimde dışarıdan yeşil görünür. Gelelim notumuza. Çekinik özelliğin görülebilmesi için anneden ve babadan çekinik geni alması gerekir. Evet, bunu söyledik. Soru 3. Arı döl, saf döl, yeşil tohumlu bezelye ile melez, sarı tohumlu bezelyenin çaprazlamasını yapınız. Şimdi arı döl yeşil tohumu, zaten yeşil tohum benim küçük A küçük A çünkü çekinik. Melez yani heterozigot sarı. Bunun çaprazlaması sonucu büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A ve küçük A küçük A oluşuyor. Genotip nasılmış bunların? %50'si melez, %50'si saf döl. Melezler nasıl görünür dışarıdan? Sarı olarak ve çekinik de %50 yeşil olarak görünür. Bu da benim üçüncü örneğimdi. Gelelim C, cinsiyete bağlı kalıtım. Sağlıklı bir insanın 46 kromozomu vardır. Bu kromozomların 44 tanesi vücut, 2 tanesi de neymiş? Cinsiyetmiş. 2 tanesi cinsiyet. Dişilerde cinsiyet kromozomu XX, erkeklerde ise XY'dir. Şimdi annede ne var? XX, babada da XY. Oluşacak çocukların %50'si kız olma ihtimali, %50'si de erkek olma ihtimali vardır. Bakalım notumuza. Not. İnsanlarda doğacak olan çocuğun cinsiyetini babadan gelen sperm belirler. Babadan X kromozomu taşıyan sperm geldiğinde kız, Y kromozomu geldiğinde ise erkek çocuk dünyaya gelir. Sorumuz var. Bir ailede doğan 4 çocuğun tamamı erkektir. 5. çocuğun kız olma olasılığı nedir? Şimdi her doğacak çocuk için ihtimal aynı. Kız ve erkek doğma olasılığı %50'dir. Bu ihtimal kesinlikle ne olmuyor? Değişmiyor. Şimdi benim bir de kalıtsal hastalıklarım var. Neymiş bunlar? Hemofili, kırmızı yeşil renk körlüğü, balık pululuk. Şimdi benim X kromozomlu taşınanlara bakalım önce. Hemofili, kırmızı ve yeşil renk körlülüğü ve tam renk körlülüğü. Bu ikisinde de görünüyor. Y kromozomunda ise benim balık pulluluk, yapışık kulak, kulak içi kılılığı. Bunlar benim Y kromozomumda. Yani babadan gelen kalıtsal hastalıkları. Bunları bir inceleyelim. Evet, birinci hemofili hastalığı. Kanın pıhtılaşmamasıdır. Cinsiyet kromozomu olan X kromozomunda bulunur. 2. Orak hücreli anemi. Kişinin al yuvarları orak şekline benzer. Yeteri kadar oksijen taşıyamaz.
vücut kromozomunda çekimik olarak bulunur. 3. Renk körlüğü. Kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edilememesidir. Cinsiyet kromozomu olan X kromozomunda ne bulunuyor? Renk körlüğü bulunuyor. Gelelim 4. Down sendromu. Vücut kromozomlarından birinin fazla olması sonucu oluşur. Kesin nedeni belli değildir. Not: balık pulluluk, kulak içi kıllılığı, yapışık kulak, yapışık parmaklılık, Y kromozomunda bulunan kalıtsal hastalıklardır. Bunlar sadece erkeklerde görülüyor. Evet, kalıtsal hastalıklarım da bitti. Geldik de akraba evliliği. Aralarında kan bağı olan kişiler akrabadır. Akraba evliliği sonucu doğacak çocukların sakat doğma ihtimali yüksektir. Akraba olan kişilerde aynı genetik hastalığın çekinik olarak taşınma ihtimali yüksektir. İşte bu yüzden sakat doğma ihtimali fazla. Çünkü iki tane çekinik yan yana gelebilir. Melez bireylerde çekinik karakter ortaya çıkma ihtimali olduğundan dolayı genetik hastalıklarda benim görülebiliyor. Evet arkadaşlar, bu konumuz da bitti. Diğer konuda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.